Arkadaşlar hazırsanız sizi cennete getirin. Yeni yerler görün, yeni insanlarla tanışın ki. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bakın yanımda kimler var. Mahmut Emmi. İyi efendim, bakın her yerde maymunlar var. Bunlar cehennemi 5 yeni çıktı. Çiklere bak ya. Aha, araba çok iyi bir şey. Dikkat etmek lazım yalnız. Bir anda elimizden gelir alır bir şeyler yaparlar. Çok sıkıntı tipler bunlar. Bakmayın böyle durduklarına. Bela bunlar. Şimdi turumuz için giriş yapacağız. Bak burada bekliyor. Bak işi gördün mü? Neredeyiz? Efendim günaydın. 5. gün. Müthiş bir yere geldik. Bugün artık turumuz da tamamen eğlence odaklı olmaya başlıyor. Ubud kendisindeyiz. İlk durağımız Monkey Forest. Maymunlar ormanındayız. Ubud'un kalbinde. Burası bir hayvanat bahçesi değil. Doğal bir koruma alanı. İçeriye giriş için alınan ücret ise hayvanların sağlıklı beslenmesi için, bakımları için ve ormanın ormanın bakımı için kullanılıyor. Maymunları gezeceğiz. 1260 tane maymun var burada. Yaklaşık 8 farklı ırk yaşıyor. 1,5 yıl önce popülasyon 750 idi. 500 yakın üreme oldu. Maymunlar üremeyi çok severler. Maymunlar durmuyor. Evet, gidelim beraber. O zaman hadi gidelim maymunlar cehennemine. Cenneti diyelim biz buraya. Öyle duruyoruz çünkü. Çok tatlı. Bilet alınıyor. Turumuzun içinde biletler tabii ki. Evet, her şey including. Çok iyi, çok iyi. Her şey ayarlanıyor arkadaşlar. Geldiğinizde zaten rehberle Hayt'a beraber oluyor. Direkt onlar giriş biletlerini, işte yakaya asılacakları veriyorlar. Biz sadece hürüyoruz yani. Hiçbir şeyle uğraşmıyoruz. Çok iyi. Ben de girişimizi yaptık. Bakın, burada geldiler. Olay. Bak, oyun oynuyorlar orada. Baba güzel hayvan bunlar ya. Şey mi var acaba? Elinden almaya çalışıyor ya. Oyuncular bak, biliyorlar bizim geldiğimizi. Oğlum bizim geldiğimizi nasıl biliyorlar ha? Bunlar da profesyonel oyuncu olmuştu. Aha. Aha düşecek. Git yavrum. Aha sırdı. Bunda muz vererek besliyor onları. Buzlar bak siyah baya. Nasıl yiyorlar. Maymunlara mümkün mertebe çok az yaklaşın arkadaşlar. Çünkü sağa solu belli olmaz bunların. Bir yanda ısırı da biliyorlar. Isırırlarsa risk taşıyorlar. Bak kuduz aşısı olman gerekiyor falan. Baba geldi herhalde, bu biraz hepsini kovaladı biraz. Oğlum çok komik lan bunlar. Ne yiyor lan? Maymun. Muz yiyorlar. Baba geldi baba. Reis. Bak. Bak. Isırdı bak. Kuyruğu kanadı lan. Kuyruğu kanadı baya. Şu saldırdı. This one. Bak kızdı direkt. Sevmeye çalışırsanız kızarlar. Çünkü belli olmuyor bunların sağız. Kuyruğunu çok fena ısırdı ha. Kanadı. Sanki arkadaşçıl gibi biraz. Dinar. Dayım buranın görevlisi herhalde. Bunları sapan var elinde. Sapanla ürkütüyor muhtemelen. Grubu kaybetti. Bir alana sahip burası. 300'den fazla bitki türü. Ve 1260 tane maymun yaşıyor. Şurada gördüğümüz grupları. Böyle bir yer. Popülasyon bayağı arttı. Pandemi döneminde 700-800 civarında nüfus. Şu an 1250 civarında. Baksana şunlar. Belli oluyor yaşlı oldukları ya. Kaç yaşına kadar yaşıyor acaba maymunlar ya? Değişiyor abi o ırkına göre. Baksana bunlar böyle mesela 6 yaş üstü. Aynen. Vay be. 15-20 falan yaşıyorlar diye biliyorum. 22 var bir tane. 27 var. Central Group yazıyor. Ha o mu şey ya sayısı. Korkuyorlar ya insandan. Bak bu mesela yaşlı, yüzünden anlayabiliyorsun. Hı. Görüyor musun? Süleyman. Kadınların boyunları böyle açık renk oluyor. Aa. Dişilerin. Erkekler koyuyor. Mesela bu erkek. Yüzleri pembe. Kadınların yüzleri pembe mi? Geliyor bak bir tane yavru. Bayağı insan var şu anda burada bile. Oğlum. Oğlum ne yapıyor? Temizliyor lan. Erkek çok iyi ya.
Orayı atıyor. Biraz onu temizliyor böyle. Oğlum aynı yere 100 kere baktın ama ya. Yalandan bakma bari. Grubumuzdan kardeşimiz maymunla beraber oturdu. Besliyor bir yandan. Bakma gözüne bak. Kişileri yalnız var kocaman ha. Bak kulağına koşuyor. Oğlum bir nefes al lan ya. Mısır yiyor. Nasıllı besliyor sırasıyla. Maymun olayı iyi ya. Bütün gün yemek yiyor burada. Nasıl selfie? Çok iyi abi. Evet. Maymunlara selfie. Ha selfie olayı bu. Aynen. Para veriyor musun bunu? 50K. Kaç? 50K bilet alıyorsun. E alalım abi yaptıralım. Bak geldi diğeri. Kavga suç mahalline geldi. Bak. Aa bizimkini kovmuş. Bizimkisi burada esas. Bizimki de galiba hemen gitmiş ya. Usta. Taşla kovalıyor. Oğlum bak benim üstümdeyken gelip saldırma lan. Bizim akıllı olan bu. Sakin. Evet evet. Şu an gergin. Onur yine mükemmel dehasıyla, zekasıyla inanılmaz bir görünüşte bulundu. Dedi ki bu ağacı dedi maymunlar yapmış dedi. Yani ben böyle bir adam gerçekten haklı olabilir. Çünkü hiç kimsenin bir şey bilmediği yerde bir kişi her şeyi bilebilir. Çekeyim mi ister misiniz? Şimdi buradan yavaşça ayrılıyoruz arkadaşlar. Başka bir tapınağa geçeceğiz. Hintliler için. Burası maymun mezarlığıymış. Ve taşla oynuyor burada. Yalnız sıkılmış. Direk maymun var. Bakar mı abi? Çok geçiyorlar mı? 6 yıl, 8 yıl, 10 yıl. Bak, vefat yazmışlar. Ölüm, vefat. Evet, maymun mezarlığı. Üstlerine tel çekmelerinin sebebi ise yakınlarının öldüğünü biliyorlar. Maymun bizim gibi yani acı çeken bir varlık. Gelip mezar açmaya çalışıyor. Aa. Evet, yakınını çıkarmaya çalışıyor. Çok ilginç. Öldüklerini kabullenemiyor maymunlar yakınlarının. Eşinin veya çocuğunun. Ondan dolayı üzerlerine böyle tel çekiyorlar. Bitkiler onun üzerinden çıkıyor. Tapınağı. İçeride 30 tane böyle nehirin içerisinde akan musluklar var. 28 tanesinin altına Hindular giriyor teker teker. Başlarını yıkıyorlar, bütün güçlerini arındırıyorlar. Daha sonra hacı oluyorlar Hindu dininde. Temizlenmiş, arınmış kişi anlamına geliyor. Sondaki iki musluk ise... Sondaki iki musluk ise kullanımı yasak. Bu da dinen yasaklanmıştır. Girmeden önce herkes kıyafet giymek zorunda orada. Erkekler bel hizasında, senang dedikleri, sarun. Kadınlar da boydan bir elbise veriliyor. Onu giyip yeşil, onunla birlikte giriyorsunuz. Kendi kıyafetlerinizle, bikiniyle vesaire şortla girilmiyor içeriye. Girmeden önce dualar ediliyor. Katılmak isterseniz orada insanlara katılabilirsiniz. Yaklaşık yarım saat 40 dakikalık yolumuz var. Ardından ise Luwak çiftliğine gideceğiz, Luwak kedisinin kahvesine. Orada kısa süre kalıp Alasarum'a geçeceğiz, Beach Club'a. Pirinç terası ve öğle yemeği molasının hepsini Alasarum'un içerisine kattık. İsteyenler orada istediği gibi takılabilirler. 4-5 saat Alasarum'da geçireceğiz. Yani ne kadar erken gidebilirsek Alasarum'a bizler için o kadar iyi. Havada güneşli güneş tadını çıkarırız. Açık hava jacuzziler, havuzlar. Pirinç terasları var. İsteyen orada salıncaklarda fotoğraf çektirebilir. Havada uçan bisikletle ona binebilirsiniz. İkin üzerinde kullanıyorsunuz. Çok fazla aktivite var. Kardeşim neredeyiz? Temple'dayız. Hinduizm inancındaki, Bali'deki özellikle en büyük tapınaklardan bir tanesi. Luwak Tapınağı diye geçiyor. Hinduların arınma, şifalanma, temizlenme yeri, yani hacı olma yeri diyebiliriz. Su abi. Ganj nehri gibi mi kardeşim? Temiz mi, pis temiz mi? Temiz burası, pırıl pırıl abi. İçilebilir aynı zamanda. Ay. Nehrin içerisinde, havuzun içerisinde daha doğrusu 30 tane akan şifalı musluk var. Böyle küplerin içerisinde. 28 tanesinin altında insanlar önce dualarını ediyorlar. Buradaki geleneksel kıyafetlerle girip yıkanıyorlar, arınıyorlar.
Ondan sonra hayırlı olsun diyorlar, yeni bir hayat. İki tanesinden sadece yıkanamıyorlar, yasak. Neden? Zaten su yasak diyormuş. Aa, yasak. Evet. Oradan uzak duruyoruz artık. Geldik şimdi, üzerimizi değişeceğiz. Üzerimizi mi değişeceğiz? Aa, yerel kıyafetler bu şekilde mi olacak? Okey, süper. Holy Spring Table. Şimdi üstümüzü değiştiririz. Kadının üzerindeki muzları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu muzlar bildiğimiz muzlar gibi değil. Bali'ye ait muzlar. Daha küçük böyle. Çok güzel. Şimdi bizleri burada saracaklar. Salsun oğlu yer burası muhtemelen. Hello. Yine bizi saracaklar. Bizi sarıyor sarungla. Yine giydik eteğimizi. Yana al, yana. Hazır mı arkadaş? Yakışır. Şimdi gruptaki herkes burada bağlanacak üstüne. Bu şekilde mi suyun içine giriyoruz? Galiba. Everybody ya. You should swim like that. Hinduların haçları gibi bir yer burası arkadaşlar. Sal yerleri. Volkanik mısınız? Volkanik. Altından volkanik şeyler geliyor suyun üstüne. Çok iyi. Hinduların hac yeri dediğimiz Tirtha Temple'dayız şu anda. Üstümüzü değiştirdik, onlar gibi giyindik. Orada az önce Instagram'dan nasıl bir ritüel gerçekleştirdiğini orada görebilirsiniz. Bundan kutsal saydıkları bazı şeyleri yerine bıraktık. Om Shanti Om dedik onların dilindeki. Şimdi de buradaki su kemeri gibi bunların yerleri. Yani burada suyla kendimizi arındırdık. Sadece 28 tanesine girebiliyoruz. 2 tanesi yasakmış, yasaklı çeşmemiş. Ama en kısa zamanda Şimdi kutsal suya giriyoruz. 28 adet çeşme var. Hepsini de yıkanacağız. Su buz gibi bak, su buz gibi. Bir de inanılmaz. Dikkat edin, 1 dolar derler, içeri çekerler, hiçbir şey 1 dolar değil. Ama ben az daha 50'ye indirmiştim ben onu ya. Ben 20'ye indirdim şeyi. Neyi? Kanka gömlekler ucuz zaten. O kimonolar falan güzel. Azıcıksanız onlardan alın. Evet. Yok hadi yürüyün. Şş, yürüyün abi ya. Hadi hızlı azıcık ama bak çok yavaş yürüyünüz. Bu ikisi var ya arkadaşlar, turlarda çok tehlikeliler. Nasıl ama kemer altına çevirdiler. Evet. Bırakmıyorlar bizimkileri. Satranç mı kardeşim bu? İyiymiş. Ubud'da çarşıdaki o alışveriş merkezinde çok uygun fiyata bütün her şeyi bulabilirsiniz. Buradan turistik yer olduğu için fiyatlar yüksek olur. Ben yani ama şu kimonolardan alacağım ya. Çözdüm ben bunu. Kadın 500'den açtı. En son 50'ye düştü ya. Nasıl bir açgözlülük arkadaş. Her şeye 500 diyorlar.
bakıyorlar tipine. Hani alabilecek düzeyde misin diye. Ona göre tık fiyatı yükseltiyor. Kolyeden kardeşim. Kolye benim mi? Evet. Ya yeter be kardeşim. Kardeşim bu işler böyle. Tam bak leklik kardeşim. Kardeşim çarpıştıralım. Seninki kırmızıymış ipi. Evde var ya. Seninkisi de terliği de değiştirmiş. Değiştirdim ya her gün aynı. Kanka bu terlik iyi ama. Evet. Ben de bunlardan var. Allah Allah bu ne ya. Bismillahirrahmanirrahim. Evet estağfurullah. Kendimden utanım. Kapatıp gidelim dükkanı. Tek taraftakiler hep bir... Sen bile soğuk suya girdin daha tehlikeli. Videolar kaç? 15. Bizi aydınlatır mısınız lütfen? Evet. Şimdi bugünkü turumuzun 3. durağı olan Luwak kahvesi çiftliğine geldik. Bu Luwak kedisine yapılan bir kahve. Bu aslında ticarete dökülmüş bir iş değil yani ilk başlarda. Luwak kedileri bunu ansızın ağaçlardan yemeye başlıyorlar. Daha sonra mayışıyorlar, uyuyorlar. Ardından ise sindiremedikleri için dışkıyla birlikte çıkarıyorlar kahveyi. Evet. Burada var mı? Burada temizlenmiş halini görüyoruz. Hmm. Dışkıdan çıktıktan sonra temizleniyor, yıkanıyor. Ardından kavurma işlemi yapılıyor. Kavurmadan sonra kabuklar sen dökülüyor. Ondan sonra çekilip işiliyor afiyetle. Şimdi burada tester yapacağız. Kahve çeşitlerini, çay çeşitlerini. Hepsinden deneyeceğiz evet. mi? Tane karabiber, beyaz, siyah. Kendinize de yetişir. Beyaz karabiber. Güzel de lezzetli. Giderken alabilirsiniz. Karanfil. Burada zencefiller falan var. Ginger'lar. Karanfil var. Yine Endonezya'da yetişen en büyük malzemelerden. Birkaç tanesi yani sebzelerden değil. Teşekkür ederiz. Zaten ağaçlarda tohumlar da vardı arkadaşlar. Evet. Arabica, Robusta, Mobusta yolda gördüm ben. Neymiş o ginger? Zencefil. Şurada bakın Arabica Coffee yazıyor. Çok güzelmiş. Beyaz karabiber çok iyi. Görüyor musunuz tohumları arkadaşlar? Kahvenin çekirdeği böyle oluyor. Haber. Oğlum ben kedi zannediyordum. Kedi işte hiç... Luwak kedisi bu. Mis kedisi. Baba ben de normal Van kedisi. Kahveyle besleniyor. Bu evet. hayvanmış. Burada çekebilirsiniz. Kahveyle besleniyor. Aynı kahveyi geri çıkartıyor. Evet sindiremediği için onu içeride parçalayamadığı için dışkısıyla birlikte çıkıyor kahvenin çekirdeği. Sadece kahvenin dışındaki meyveyi sindirebiliyor. Onu yiyebiliyor. O zaten en lezzetli kısmı. Kahve sert olduğu için çekirdek. Onu eritmiyor midedeki asit. Kedinin adı neydi abi? Luwak kedisi. Luwak. Diğer adı ise mis kedisi bizdekiyle. Mis kedisi. Evet. Hi brother. Hello. Hello. Yine burada tohumlar var kahvelerin. Ben kediyi normal kedi zannediyordum. Ondan şaşırıyordum. Nasıl yer ya bunu falan diye de Luwak kedisi bildiğin şey gelincik değil mi o ya? Gelincik çılgın aşkım yanardam. Gelincik seviyorum demedim. Hey yeah, brother. Yeah. Hi brother. Hi, where are you from? Where are you from? Uh-huh. Where are you from? Turkey. I'm from Africa. Africa? Yeah. Oh, Australia. She's Australia, okay, she's playing. Are you gonna put this on YouTube? Yeah, it's gonna be on YouTube. Are you famous? Kinda. What's your YouTube channel? How much followers? I have like 72,000. Oh, hi. Why not? What's your YouTube channel? I'll subscribe. Cesar Firarda. S-E-Z-E-R. Hold up, say it again. S-E-Z-E-R. S-E-Z. Mom, whatever, mom. S-E-Z-E-R. R, yeah. And F-I-R-A-R-D-A. Can you say it? Yeah, of course. Let me take it. Hoppala. Not like this. So you're from Australia. You like no, just write it on YouTube. No. Oh. Write it on YouTube. Kahvenin işleniş olayına geldik. Kız beni tuttu biraz baya. Takip etti. Video çekti kendine. Burada bak hayvanın dışkısı var. Dışkısı böyle mi bu anı? Bu nasıl dışkıymış? Bizimkisi niye böyle değil? Et adımı için örnekler geldi. Kime gibi hissettik biz de. O çikolata çok güzel kokuyor kakaolu olan. Burada farklı farklı tüm arkadaşlarımız da burada oturdular. Ama 4 kişiye aynı bardakta denettirmeyi şey yapıyorlar. Bu da saçma şimdi. İnsanlar içmeyebilir sonuç olarak. Karton bardak verseler daha mantıklı. Bakalım istedik. O kedi bokundan yapılmış olan kahve. Kedi dışkısından diyeyim pardon. Yapılmış kahve şu an burada yok. Şey ya, kedi dışkısı olan kahve burada yok değil mi? Bu da gariban kahveleri var. Cinsek minsek diyor. Zınk. Stamina. Bu gece yedek bardaklar geldi. Onlarla denedik. Şu benim favorim oldu açıkçası. Ben alayım şuradan. Ginger. Ginger tam hastalık için. Evet. Farklı farklı tatlar. Güzel yani. Fena değil. Bazıları çok iyi, bazıları olmasa da olur. Değil mi? Bakar mısınız dostlarım ağaca? İnsan gibi ya. Kocaman. İncecik bir de. Çok acayip. Doğa mükemmel oldu ya. İşte o pirinç tarlaları arkadaşlar. Arkadaşlar hazırsanız sizi cennete getirdik. Yani pirinç tarlalarının arasında. Ne yiyorsun kardeşim? Pirinç mi? Protein.
Protein çözmesi. Abi şu adamın formu var ya, beni mutlu ediyor ya. Müthiş. Kayıpladım. Alaparum'dayız. Son noktadayız. Son nokta. Tamam, bugün zaten içeri girince gösterelim. Aynen öyle. Ekip, mutlu muyuz? Gerçekten çok mutlusunuz. Hadi bir enerji, sinerji. Bak, pirinç tarlalarına geldik. Havuzlar, mavuzlar. Çıldıracağız içeride. Buradayız diyorsun. Buradayım ben, buradayım. İçeri giriş için bilekliklerimiz de geldi şimdi. Çok da şıkmış yani. Kırmızı böyle. Kıstırmalı. Hayta Bey'in lastikli imtihanı. Kardeşim sen Zura mısın ya? Parti dağıtıyorsun burada. Aynen. Şöyle böyle açıyor. Bura kardeşimi de andık ya. O da buralardaydı arkadaşlar. Hayta ile görüştüler hatta, da ben görüşemedim yani. Şimdi içeri giriyoruz arkadaşlar. Mağara gibi bir yerden giriyorsunuz. Karanlık bayağı içerisi. O çıktık ya. Hay. Şimdi giriş yaptık arkadaşlar burada. Farklı farklı havuzlar var burada. Buranın girişi sadece 3 dolar biliyor musunuz? Çıldırtır yani insanı 3 dolar sana. Bekleyeceğiz mi burada? Aşağıda yığılma olmasın. Biraz bekleyelim. Boşver ya, yürü. Şurada bekleyelim biraz. Çok iyi. Kısa bir bilgi arkadaşlar. Biz buraya oturduk, yemek söyleyeceğiz. Eğer havuz başına gitmiş olsaydık, kişi başı havuzun içinde 1 milyon TL diyorum. 1 milyon rupi harcamak zorundaydık. Bunun da maliyeti yaklaşık kaç para yapıyor? 2000 TL yapıyor. Yaklaşık 60-70 euro havuzun içinde harcamak zorundasınız. Ki harcanabilir aslında. O kadar da pahalı değil bence. Çünkü yiyeceğin içeceğin şeyi zaten biz şu anda kişi başı 200-250 şey vereceğiz yani. 251 rupi. Hani bir gün geliyorsun buraya, onun da keyfini yapabilirsin aslında. Bunun dışında biz mesela burada yiyeceğiz şu anda. Yemek fiyatları yaklaşık, şöyle pizza söyledik, patates, kanat falan söyledik. Toplamda 350-500 arası bir şey tutacak. Yine çok uygun. Birazdan havuza inince ne kadar güzel olacağını anlayacaksınız ve giriş sadece 3 dolar. Arkadaşlar inanılmaz bir sofra. Gerçekten çok lezzetli. Hepsi birbirinden güzel. Pizzası, kalamarı ve aynı zamanda chicken wings'i. Daha ondan denemedim. İlk kez deneyeceğim. Aldım. Çok iyi, ağızda dağılıyor. Teriyaki soslu. Çok keyifli. Pizza falan inanılmaz güzel. Ve bunların toplamı hani yaklaşık 800-900 lira yani toplası. Hadi 1000 lira olsun ya. 3 kişi 350 liraya böyle bir ortamda yiyebiliyoruz. Arkadaşlar neredeyiz? 3 sap tabii ki de Bali'nin en güzel yerlerinden biri olan Alas Harum'dayız. Nasıl abi burası? Muazzam. Dünyada tek. Hem de 90 TL ya. Çok ucuz. Çok ucuz abi. İşçemiz karpuz suyu ne kadar? Üçümüz 150 lira içiyoruz şu an. Yok, 300 lira. 340 lira yapıyor. 176 şey rupi tuttu. O da ucuz. 340 lira. Hepsi çok ucuz arkadaşlar yani. Bir yemek yiyeceksiniz. Yemek? Bir yemek yiyeceksiniz, şaşırırsınız. Yani İstanbul'da 2000 lira yiyeceğiniz yemeği yukarıda biz 500 liraya yedik. 3 kişi. 1000 lira. Ben para... Seni bak, 500 bin rupi direkt 2 katı yapıyor. 1000 liraya. O bizi mahvedecek, yalancı çıkartacak. Kaydettim kardeşim, samimiyet bizde önemli. Bizde hiçbir zaman yalan yok. Bizde her zaman her şey doğal. Şu anda böyle bir çekim yapıyoruz. Burada bayağı insanlar var. İstersek şurada sıcak havuz da var arkadaşlar. Öncelikle biraz Instagram için videolar üretiyorum. Lütfen Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Sezer Yılmaz, 5 tane Z var sonunda. Hemen buraya kaydını bırakıyorum zaten, görürsünüz. Ben de bir gözükeyim size ya. Bayağıdır gözükmüyorum değil mi? Ben fark ettiyseniz videolarda kendimi mümkün mertebe geriye attım. Daha çok size etrafı göstermek, güzellikleri göstermek için. Onur da sağ olsun, vallahi çok yardımcı oluyor. Onur'la İstanbul'dan tanışıyoruz. Şöyle tanışıyoruz. Zamanında yat alacaktım. Sağ olsun kardeşim bana yazdı. Yat alamadım tabii ki de. Yat alsam şu an bu videoyu çekmem arkadaşlar. Yatta çekerdik. Garibanız daha büyümemiz, gitmemiz gereken çok var. O yüzden yorumlarınızı, like'ları atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar burası 90 TL. İçecek vesaire falan 500 liraya ben bunu yiyebiliyorum. Uçak bileti baktım ben geçen gün. Benim hatta şu anda editörüm yolda. Onu uçak bileti aldım. 18.000 TL'ye aldım tek uçuş. Yani bugün 18.000 TL'yi çoğunuz kazanıyorsunuz. Askeri ücretin bir üstü oldu artık, 17 bin lira. Şimdi burada demek istediğim 17-18 bin alan zaten buraya gelemez. Ben onu çok rahat biliyorum. Çünkü geçim derdi vesaire, kiralar çok pahalı.
Ama şunu da biliyorum, iyi para alıp bu hayatı yaşamayanlar da var. Benim sözüm genellikle onlara şu anda. Lütfen ama lütfen paranızı doğru değerlendirin, yeni yerler görün, yeni insanlarla tanışın ki hayatınızdaki görüşler bayağı değişecektir, emin olun. Çünkü bizim insanımız biraz farklı büyütüldü, farklı yaşadı hayatı. Daha çok işte almayla, yeni bir ev, yeni bir araba, yeni bir yazlık. Bu benim annem babamda da geçerli. Sadece sizin ailenizde olan ya da sende olan bir şey değil bu. Bunu yavaş yavaş değiştirmek istiyoruz. Kazandığımızı yemeliyiz, doğru şekilde yemeliyiz. Daha fazla kazanmak için de daha çok öğrenmeliyiz. Öğrenmek için de seyahate çıkmalıyız. Daha fazla insan okumamız gerekiyor. Her şeyi yapmamız lazım. Sadece işte iş. 20 saat çalışan insanlar biliyorum. Yeni bir tane daha ev alabilmek için. Değmez arkadaşlar, değmez. Öyle yani arkadaşlar. Hepinizi buraya bekliyoruz. Videomuzu da zaten şey de çekiyoruz. Artık drone'lara da başladık. İnşallah çok güzel videolarla karşınızda olacağız. Takip etmeye, abone olmayı unutmayın. Devam edelim. Teyzem recordu. Where are you from? England. But also you look like Indian a little bit. I am Indian. Okay, so I have a question. I was brought up in England. This is England accent, I can see. So but I have a question. Go on then. For Indian. Okay, go on. Which is the better, Shah Rukh Khan or Amir Khan? Oh, obviously Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Which is better, Verzara or Kalhona Ho? Kalhona Ho. Kalhona Ho. But what's your favorite movie in Bollywood? Bollywood, Kalhona Ho is quite good. Yeah, yeah, it was so dramatic. Yeah, very nice. He's very good. It's very good. I like him as well. Do you? Yeah. Do you watch Hindi films? Yeah, of course. Really? I watch some Bollywood movies. Do you understand Hindi? No. Oh, well, how do you... Oh, you watch the English subtitle. Yeah. I'm from Turkey, by the way. Turkey, oh, okay. You've been in Turkey before? Yes, I have. Marmaris. I've stayed 2 weeks there. Where? In Marmaris. In Marmaris? Yeah. Oh, okay. Loved you it. Like it I so loved far? It, yeah. Beautiful, amazing, yeah. Which is better, Bali or Marmaris? Bali. Bali. Why? It's beautiful here. Beautiful here. Beautiful. And cheap. It's definitely cheap, yeah. Cheap. Like here, yeah. Just $3. Entrance or nothing. Okay, so what's your name? My name is Champa. Champa. Cesar. Nice to meet you, Champa. You too, love. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Champa da böyle bir insan. İngiltere'de doğmuş, büyümüş ama gerçi Hindistan, ben az çok anlıyorum insanların ne olduğundan. Yani kötü bir şey değil bu. Ben Hint filmlerini falan da izledim. Ona bazı sorular sordum bununla ilgili. İngilizce öğrenin arkadaşlar. İngilizce öğrenmek için de ne yapıyorsunuz? Veyahut'la Dubai ya da Malta'ya gönderiyoruz sizleri, bilginize. Terk ediyoruz burayı. Gidiyoruz. Nasıl geçti gece? Harika, mükemmeldi yani. Hepinize tavsiye ediyorum. Vallahi ben de burayı çok sevdim. Evet. Mutlaka gelin şimdi eve doğru. Böyle bir tane golf aracı gibi bindik gidiyoruz. Hayta dedi ki buraya geldiniz. Tabii ki de Livingston'a uğramazsanız, dondurma yemezseniz üzülürsünüz dedi. Hazır mıyız abi? Gel lan gel. Evet efendim. Evet, dondurmalar burada. Renkli renkli. Çok güzel duruyor hepsi. Hayta Bey, ne yiyecek insanlar burada? Unpeelable chocolate, blueberry, marshmallow, pistachio çok iyi. Güzel mi Antep pisti? Evet. Kaçım senin İngilizce çok gelişmiş yalnız. Tabii tabii. Old milk hazelnut. Allah Allah. Çok iyi ya. Çok iyi hepsi. Kaç para mesela? Small cone 40. 2,5 dolar. 65 lira. Old milk latte'li var, o çok güzel. Fena değil. Hepsi güzel emeğinde. Old milk. Denemek istersen denetebilirim. Haytacığım önerdin. Gerçekten hazelnut yani fındıklı kakao çok güzel. Yulaf sütlü. Hem de evet benim bir de mideye zarar veriyor biliyorsun. Evet. Çok iyi oldu. Ben de yulaf sütüne çok dikkat ediyorum. Çok önemli. Türkiye'deken de kesinlikle. Bu çizgi. Kesinlikle çok önemli. Burası Bali'nin en iyi dondurmacısı. En iyisi diyebilirim sana. Bali'de yediğim dondurmacının %90'ı buranın dondurmasını alıyor. Aa, bu toptancı hemen. Livingston Cafe. Sabah kruvasan için gel buraya ve yeni nesil kruvasan dene mutlaka böyle yuvarlak crombolone içerisinden böyle çikolata. Her pazar yemeden duramıyoruz tabii. Hem Seminyak'ta şubesi var hem de Ubud'da, ama Ubud'da en iyisi. Burada çünkü çok çeşit var. Hem de fiyatı da uygun yani. Şu an 3 dolara aldım ben bu dondurma. Şu an değil 2 dolar. 44. 2 dolar 35 sen. 44. 44 mü? O zaman 2 dolar 90 sen. Evet. Teşekkür ederim.